Seyreyle güzel kudretimi, lalelereyler aman aman. Seyreyle güzel kudretimi, lalelereyler aman aman. Allah'a sığın adlı Teala neler eyler. Allah'a sığın adlı Teala neler eyler. Aman aman, alemleri var eyleyen Allah-u Alim'dir aman aman. Herkese layık sırrı tecellaneler eyler. Herkese layık sırrı tecellaneler eyler. Gözler görecek mihrimi âlâ neler eyler. Gözler görecek mihrimi âlâ neler eyler. Şimdi Yalçın Bey, şöyle söyleyeyim. Öncelikle Kar TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizleri onurlandırdınız. Erzurumlu şahsiyetlerle alakalı bir çalışma yaptık her ihtar olarak. Bu sergide ihtiva eden şahsiyetlerin Abdurrahman Gazi'den Hacı Fethullah Bilgin Hoca'ya kadar 269 şahsiyetin biyografi sergisi. Bu biyografi sergisinde anlam, önemi şu. Biliyorsunuz Saltuklu'ya başkentlik yapmış bir vilayetten, aynı zamanda Selçuklu'ya mihmandarlık yapmış ve Anadolu Selçuklu'nun büyümesinde en büyük yer kapsayan kayı boylarının bu memlekette büyümesi ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'da da korkunç derecede ev sahipliği yapmış ve her türlü ilim noktasında büyük emekler sarf etmiş bir vilayetten bahsediyoruz, Kadimşehir'den. Biliyorsunuz 100 sancak bağlı olan hiçbir yerde böyle bir kadim şehir yoktur. 100 sancak bağlı olan bir şehirden selam söylüyoruz bütün dostlara. Şehrimizin bu güzide şahsiyetlerinden Abdurrahman Gazi'den Hacı Fethullah Efendi Hazretleri arasında yaklaşık şairlerimiz, mutasavvıflarımız, aşıklarımız, genelkurmay başkanlarımız, seyit ailelerimiz, müderrislerimiz, müştehitlerimiz, bilim adamlarımızla beraber bu değerleri dedik ki gelecek nesillere aktarma adına böyle bir çalışma ortaya koymuş olalım. Biz de bunu şer edindik. Yaklaşık 25 yıllık bir çalışma ürününü bu yerli yabancı turistlere burada sunum yapmaya çalışıyoruz. Bu manada bize desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Vakıflar Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Tabii siz değerli basın mensuplarına da özellikle teşekkür ediyoruz. Çünkü bu değerlerle bu yapıtlar yapıldı. Bu değerler olmasaydı bu eğitimler olmazdı. Bu değerler olmasaydı bu güzellikler ortaya koyulmazdı ve bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Kuvayi Milli Hareketi'ni başlatan ve memleketimize ciddi katmaya değerler kazandıran, kongre kararlarını alan değerlerimizi burada teşhir ediyoruz. Gelecek nesillere aktarmaya ve turizme kazandırmaya çalışıyoruz.
Lütfü Hoca vardı Erzurum'da. Kadir'i... İbrahim şöyle, Pasinler'de değil. Değil. Değil Erzurum'da. Geçen senelerde rahmetli oldu o da. Lütfü Hocamız. Şimdi hocamız. Ulu Cami'de görev yapan, evet. Yani herhangi bir ücretle bir değil ama insanlara anlatan bir kişi tarafından görev aldık. Evet. Öyle 10 yıldan fazla da bu işi yapıyoruz görevleri. Çok evet. Güzel şeyler gördük. Çok güzel Allah. Zaten misafirler Ankara'dan geldik. Özellikle Aşkaleli, annem Aşkaleli. Yani çok mutluyuz. Hakikaten bize sürpriz oldu. Canlı yayın yaptım Ankara'ya bu arada. Yani zaten Mevlana Hazretleri bizim için ayrı bir yeri var. Çok huzur ve huşu verici bir şey yani. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ben Gülsam Şeyhmuz. Eritar Kadın Komisyonu Başkanıyım. Buradaki amacımız İbrahim Hakkı Hazretleri'ni en iyi şekilde yeni nesillere aktarmak. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yurt dışında, yurt içinde sergilerimiz oluyor. Burada da Çifte Minareli Medrese'de de bir haftadır sergimiz devam ediyor. Çok güzel, fazlasıyla güzel. Şehir dışından gelen vatandaşlarımızın ilgisi çok çok güzel. Şehir içinden tabii ki biraz daha bizim hakkımızda bilgileri var ama onların hiç bilgisi yok. Buna rağmen çok güzeller, çok iyi. Her şey güzel gidiyor. Yıllar önce Erzurum'da okumuştum. Tekrardan buraya komşularımızı, arkadaşlarımızı görmeye, ziyarete geldim. Buranın durumu geçmişe göre daha güzel, daha düzenlenmiş. Özellikle o üç kümmetlerin olduğu yerler falan. Ben okurken bu şekilde değildi. Daha düzenli. İnşallah zamanla daha da güzelleşir. Öğrenciliğimden kalma bir şehir benim için ama önce eşimle gelmiştim. Şimdi eşim ve çocuklarımı alıp geldim. Erzurum'u çok seviyorum. Buradan komşularımız Ordu'ya geliyor. Biz Ordu'dan buraya geliyoruz. Dönüşümlü olarak her yıl. Erzurum çok güzel. Medreseler çok güzel. Kalesi çok güzel. Etkinlikleriniz çok güzel. Hepsine denk geldik. Teşekkür ederiz. Size bir şey söyleyin anneciğim. Nasıl buldunuz? Bu kızlar Mersin'den geldiler. Mersin'den Erzurum'u görmek için. Değil mi anneciğim? Teşekkür ederiz. Nasıl yani, gezdiniz mi? Evet evet. Çoğunluk yerini gezdik. Medreseleri gezdik. Kaleyi gezdik. Birçok yerinde bulunduk. Bilgi edindiniz efendim. Evet evet, bilgi edindik. Birçok yeriyle ilgili. Çok da güzel. İyi ki de gelmişiz diyoruz. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Yani Erzurum'da gezilecek bir yer yok diyenlere kesinlikle inanmasınlar. Çok yer var aksine. Güzel bir etkinlik yani. Şehrimizin yetiştirdiği manevi liderlerden İbrahim Hakkı Hazretleri'nin derneğinin düzenlediği bir etkinlikti. Hem bu güzel medreseyi tanıtma hem de İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kendisini, eserlerini tanıtma adına güzel bir etkinlikti.